Günaydın sayın seyirciler. Biz de günaydın, siz de gece veya gündüz fark etmez. Evet, bugün ne yapıyoruz? Çekiliş yapacağız. Çekiliş için burada böyle bir tane mükemmel kabımız var. Bir tane Emel olması lazım. Emel buyurun. Gelmeyecekmiş kendisi çünkü kendisi her dediğini yapıyor bu arada. Evet. Şimdi elimizde neyimiz var? Ne çekilişi bu onu söyleyeyim. Çekilişi ne olduğunu göstermek için önce malzemeyi getirmemiz gerekiyor. Fakat malzememiz nerede şu anda göremiyorum. Uzakta kalmış. Onu getireceğiz şimdi. Ben bu arada o gelirken size bunları anlatacağım. Bir tane çekiliş kabımız var. Gördüğünüz gibi çok önemli bir kap. İçinde de çekilişe katılmak isteyenlerin isimlerinin olduğu kağıtlar mevcut. Bu kağıtları şimdi ben böyle görün diye buraya atacağım. Kağıtların üzerinde isimler var. İşte hepsini yazdık. Oo evet, dergimiz de burada. Emel merhaba demek ister misin? Gel bak gel. Gel gel burada el salla. Gelmeyecekmiş evet, ama arada gördünüz, çok şanslısınız. Evet, bu Parents dergisi. Parents dergisinin içinde şurada daha doğrusu ne yazıyor? Gördünüz mü? Anne işte, baba evde, neden olmasın yazıyor burada. Yani bunu ben demişim. Bu bir söyleşi. Söyleşi de şöyle. Açabilirsem onu da göstereyim. Bu söyleşi de ben bir baba olarak evde kızlarıma nasıl bakıyorum, nasıl bu kararı aldım, ne yapıyorum, nelerle karşılaşıyorum falan filan diye böyle 3 sayfalık içinde pancake tarifi de yaptığım bir söyleşi oldu. Şimdi tabii bunu ben görünce çok heyecanlandım. Hemen gittim 2 tane aldım. Bir tanesi hala kabında. İşte bu size gelecek olan. Bir tanesi de bende ana olarak kalsın diye burada duruyor. Şimdi bunun için de süper bir çekiliş yaptım. Katılan sayısı 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 kişi. Bu 17 kişiden biri olabilirsiniz. Olabilirsiniz derken 17 kişi seyrediyorum bilmiyorum. 17 kişiden biri kazanacak. Ben de onu, bu dergiyi ona göndereceğim. Hatta bir tanesi Çin'de. Buradan Çin'e nasıl göndereceğim? Neyse çok heyecanlıyım. Bakalım Çin çıkacak mı? Özellikle çünkü yazmış ki Çin'e gelirse gönderemezsiniz diye. Ben de çıkacak mı bakalım dedim ki bilmiyorum. Evet gel. Gelecek misin? Şimdi hazır Emer de gelirse aslında beraber çekimi yaparız diye düşünüyorum. Böylece ara doldursun. Gel beraber yapalım. Gel. Bunları şimdi kapatıyorum arkadaşlar. Kapattıkça da bunun içine atacağım. Atacağım ve arada sizle konuşayım bari boşluk da olsun. Emel gelmek ister misin? Ne işte 2 yaşının şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Ne isterseniz yapmıyorlar. O çok önemli. Siz bir şeyi isteyeceksiniz, onlar yapmayacak. Böyle bir özelliği var. Gel dersin gelmez. Git dersin gitmez. Çekiliş yapalım mı yapmaz. Böyle de çok güzeldir. Çünkü kendi kişilikleri, kendi özellikleri mevcut. Şimdi bu kağıtlarımızı hepsini hızlı bir şekilde kapattıktan sonra arka fonda da belki bunun arkasında görüyorsunuzdur. Orada da ne var biliyor musunuz? Bunlar da cloth diaper'lar. Her zaman içli dışlı olduğumuz hayatımızın bir parçası. Hiçbir zaman ömür boyu sanki uzaklaşamayacağımız gibi hissettiğim yıkanabilir bezlerimizle bizle birlikte arka fonda bu çok önemli yayını izliyorlar. Şimdi gel gel. Geliyor musun? Ay çıktı. Ay ekrana çıktı. Ay kaç. Gel göster. Gel yanıma. Ki ekrana çık. Gel yanıma. Gel 2 dakika. Çok enteresan ya. Neden acaba çıkmak istemiyorsunuz bugün bilmiyorum. Evet bir geçtiniz, bir anda geçtiniz, bir anda çıktınız. Emel'i gördüyseniz lütfen 5'e basınız. 5'e basmayınız, yorum yazınız. Like'a basınız. Heh, ne 5'i ya? Emel'i gördüyseniz like'a basınız. Bak çok güzel. Arkadaşlarınıza söyleyiniz, çekilişlerimize katılsınlar. Böylece daha çok kişiye ulaşalım. Nasıl? Arada reklamı yapıyorum. Bilmiyorum ki burada nasıl yapacağız. Emel çekiliş yapacak mısın? İçinden bir tane böyle çekecek misin? Canlandırırken. Ha? Hadi gel. Gel buradan, bu taraftan. Böyle gel deminki yerden. Buradan sana göstereyim.
Ben oradan gel dedim ya, sen buradan geleceksin değil mi? Doğru tabii. Ben de hatam buradadır. Evet, geliniz buyurunuz. Oradan mı geliyorsun bu sefer de? Evet, 2 yaşında çocuğu olanlar ne demek istediğimi anlamışlardır. Buyurunuz. Şimdi durun. Sakin. Bunu özellikle böyle çekeceğim bak şimdi. Böyle karıştıracağım. Karıştıracaksın ki heyecanı artsın. Hadi bakalım. Bu derginin kime gideceğini için çekiliş yapıyoruz. Hazır mıyız? Şimdi buradan böyle karıştıracaksın. Bir tane çekeceksin. Karıştır. Bir tane. Hop. Ay, çektim. Çok heyecanlı arkadaşlar. Aç bakalım şimdi iki elinle. İki el. Onu bırakabilirsin. Tamam. Şimdi açıyoruz. Hatta üstüne okursan da harika olur. Ay. Neymiş? İnanamıyorum. Çin'e çıktı. Çin. Baba yemin ederim oha. Bu kadar şey var. İçinden Çin çıktı. Bak göster. Wow. Bak. Dur. Wow. Mom in China. Görüyor musunuz bilmiyorum. Ya arkadaş, daha uzak bir yer olabilir miydi? Nasıl göndereceğiz biz şimdi bunu? Bunu oraya, Çin'e nasıl göndereceğiz? Ha? Yani. Nasıl göndereceğiz? Ya o, yani dedim ki şey içinde. Evet, bakınız gördüğünüz gibi o da şaşırdı. Çünkü bu kadar şey vardı yani, pardon, çekilişte isim varken gidip Çin'de de çıkabilir. O kadar uzağa da geldi dedim ve Çin çekti. Aferin sana. Tebrik ediyorum. Bravo. Evet. Ya şöyle bir güzelliği var. Evet, aynen Mami'nin de söylediği gibi bunu Çin'de alacak haliniz yoktu. O yüzden sizin için de büyük bir şans oldu. Yani böyle de güzel bir söyleşiyi orada alacaksınız. Ama Çin'e bu ne kadara gidecek, bunu da öğrenmiş olacağız. Ben bunu bir video olarak size tekrardan çekerim. Çekiliş yaptım. Evet, çekiliş. Evet, hadi. Bay bay diyelim mi? Yok. Ne diyelim? Bir tane daha çekiliş yapmak ister misin? Ha, şakadan çekiliş yapıyoruz. Evet, ikinci şakadan çekilişimiz. Evet, Çin'e gönderemezsek diye. Hadi gel. Çok heyecanlı. İkinci yedek çekilişimiz. Ay. O ne? Çevir bakayım, okuyayım. Lohusayım, gelemem. Bir tane daha çektik. Bu da ikinci senin şansın oldu. Bir yedek daha çekelim çünkü bu çekiliş çok zevkli oldu. Emel çok sevdi bu çekiliş işini. Bir tane daha çekelim. Hadi bu da son olsun. Üçüncü. Ha? Üçüncüyü de geliyor. Bakalım ne, çevir göster. Dur. Olmaz. O tarafa değil canım. Buraya göster demek istemiştim. Berkan Büşra Baykal. O da üçüncü. Berkan. Gösterelim, dur. Berkan Büşra Baykal. Olsun. Bu ilk çıkandı. Mom in China. Bu da Lou Sayım Gelemem. Evet. Bravo. Evet, bu süper dergi içinde bir sürü de makale var. Yalnızca bizim makalemiz yok. Bir sürü makalenin olduğu bu süper dergi, hiç açılmamış poşetindeki dergiyi kazanan Mom in China, diğer ikisi de sırayla yedek oldular. Görüşmek üzere. Tekrardan bye bye diyelim.